Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf temel konuları ele alacağız. Yani en baştan sona kadar bir soru çözüm videosu hazırladık. Dilerseniz direkt dersimize geçelim. Evet. İlk sorumuzla başlıyoruz. Doğudan gelen Moğol tehlikelisini yakından takip eden Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat bu tehlikeye karşı tedbirler almayı ihmal etmemekteydi. Moğol tehlikesine karşı 1. Alaaddin Keykubat'ın aldığı tedbirler arasında aşağıdakilerde hangisi bulunmamaktadır? Moğol tehlikesi neydi? İlhanlılar Asya tarafından bize doğru gelmekteydi. Çünkü neden? Aramızdaki Türk akınları başlamıştı ve Moğollar da Asya'dan Anadolu taraflarına doğru gelmekteydi. Bakalım. Konya, Kayseri, Sivas benim Anadolu Selçuklu Devleti'nde belirli başlı önemli merkezlerim. Ve bu merkezlerin surları onarılmış. Moğollara karşı alınan bir tedbir mi? Evet. Surların güçlendirilmesi demek, savaş sırasında surların yıkılmasının zorlaşması demektir. Bunu eledik. Anadolu'ya gelen Türk boylarını Doğu Anadolu'ya yerleştirmesi demek, gene Türk birliğinin oluşması demek. Herhangi bir isyanın çıkmasını engellemek demek. Bu da oldu. Eyyubiler ve Abbasi halifesi ile ilişkiler kurmaya çalıştı. Dönemin Eyyubi ve Abbasi devleti İslam devletidir. Yapılan mücadele kime karşı? İslam dünyasına karşı, Moğollara karşı bir şey yapılacak, mücadele verilecek. Bu yüzden de iki İslam devletinin desteği alınmıştır. Harzemşahlara destek verildi. Neden? Azerbaycan kısmında Harzemşahlar vardı ve Moğollarla aramızdaki tampon bölgedeydi. Ama Bizans'la mücadeleler bu dönemde çok az ve özellikle Moğol'la gelen bir saldırı varsa ben tutup herhangi bir devletle savaş yapmam mantıken. Cevabımız burası olacak. Evet, diğer bir sorunuzla karşınızda devam ediyoruz. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Türkiye Selçukluları tarafından fethedilmemiştir? Biz zaten Anadolu Selçuklu Devleti'ni İznik'te kurduk. Daha sonra Kayseri, Konya ve Sivas başkentlerini ele geçirdik. Ama Edirne'nin fethi, yani Balkanlara geçiş kimin dönemindeydi? Osmanlı döneminde. Biz Edirne'yi 1. Murat döneminde ele geçirdik, fethettik, topraklarımıza kattık. Cevabımız Adana. Diğer bir sorumuz. 12. yüzyılda Haçlılar ile yaptığı mücadeleler sonucunda İslam dünyasına saygınlığı artan ve İslam dünyasının koruyucusu haline gelen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Biz biliyoruz ki 12. yüzyılda hangi devlet var? Bu Türkler hangi devletin boyundurluğu altında? Tabii ki de Anadolu Selçuklu Devleti'nin boyundurluğu altında. Yani Türkiye Selçuklu Devleti. Bakalım Osmanlılar 12. yüzyılda var mı? Hayır. 1299-1302 yıllarında Osmanlı kurulacak. Yani 13. yüzyılda. O yüzden Osmanlı'yı direkt eliyoruz. Eyyubiler gene Hıttin Seferi sırasında Haçlılara karşı mücadele ama İslam dünyasının koruyuculuğunu elde etmediler. Karamanoğulları gene Osmanlı döneminde başımızın belası olan bir beylik. Burada yeri yok. Harzemşahlar gene Selçuklu Devleti'nin kuzeyinde yer alan Azerbaycan'da kurulan bir İslam devletidir. Haçlılarla ittifakla işimiz yok. Türkiye Selçuklu Devleti Haçlı seferlerin hepsinde bulunan ve İslam dünyasının liderliğini ele geçiren devletimizdir. Cevap Ceyhan. Hemen tahtayı temizledikten sonra sorumu çözeceğim. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin siyasi sonuçlarındandır? Haç seferi neydi? Avrupa'nın, yani Hristiyanlığın Müslümanları Anadolu'dan atmak, Balkanlardaki ilerleyişini engel olmak için yapılan seferlerin hepsinde biz Haçlı seferi diyorduk. Neymiş sonuçları? Sonuçlarından biri olmayanı arayacağız. Bir de aynı zamanda siyasi sonucu olmayacak. Müslümanların şehirlerinin yağmalanması nedir bu? Ekonomiktir. Çünkü yağmalama demek para elde edeceğiz. Bunu direkt eledim. Papa ve kiliseye olan güvenin sarsılması. Haçlı seferlerinin hepsinde yenilgi uğramış, tek haç seferini kazanan, birinci haç seferini kazanan Avrupa olması papaya ve kiliseye olan güveni sarstı. Katolik ve Ortodoks arasındaki kiliseleri arasındaki ayrılıklar daha da arttı. Evet, neydi bu Katolik Ortodoks Kilisesi? Kavimler göçü sonucunda ne oluyordu? Roma İmparatorluğu'nda bulunan Hristiyanlık iki kola ayrılacaktı. Katolikler ve Ortodokslar, bunların arasındaki belirli başlı mezhep farkları aralarında mücadeleye sebep olacaktı. Bu da haç seferleri sonucunda daha da derinleşecekti. Avrupa'da ticaretle uğraşan burjuva sınıfının ortaya çıkması, haç seferleri sırasında Avrupa'nın ekonomisinin düşmesi demek, toprak ağlarının ortaya çıkması demek. Bu da Türklerin İslam dünyasındaki itibarın artması, evet, haç seferlerinin siyasi sonuçlarındandır.
Orta Çağ'ın en büyük olaylarından biri kabul edilen Haçlı Seferlerin askeri, siyasal, dini ve ekonomik nedenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden biridir? Şimdi bakalım. Anadolu'yu yurt tutan Türkleri Anadolu'dan atmak. Bu nedir? Siyasi bir sebep. Sebep. Neden? Bizans'ın zayıflığından faydalanarak Bizans'ı ortadan kaldırmak Haç seferleriyle ilgili değil. Zaten Bizans'ı ortadan kaldıran kim? Osmanlı. Bunu eledik. Skolastik düşünce anlayışını yıkmak. Skolastik düşünce zaten Avrupa'nın düşüncesi. Haç seferleri sırasıyla skolastik düşünce yıkılmak istenmiyor. Sadece Türklerin ilerleyişini ve Anadolu'dan atılmasını sağlayacak. Türklerin Karadeniz'in kuzeyine doğru ilerlemesi Fatih Sultan Mehmet döneminde meydana gelecek. Alaaddin Keykubat döneminde sadece adım atılacak. İslam dünyasının bilim anlayışını engellemek Haçlı Seferlerin amacı veya nedeni değil. Tek bir amacı var. Türkleri ortadan kaldırmak. O yüzden Anadolu'yu yurt tutan Türkleri Anadolu'dan atmak Haçlı Seferlerinin en temel nedenidir. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk dönem beylikler arasında yer almaz? Biz biliyoruz ki 1071 yılında Anadolu'ya girişimizi sağlayan Malazgirt Savaşı'nı yaptık. Alparslan önderliğinde. Alparslan Savaşı kazandıktan sonra ordu komutanları dedi ki fethedenin malı fethedenindir. Anadolu'yu karış karış ülke topraklarını Türk toprakları haline getirin dedi. Ve Desmaç denilen beylikler kuruldu. Kimdi onlar? Danışmentler, Saltuklar, Mengücekler, Artuklar, Çaka Beyliği. Bunların dışında kalan ilk dönem beylikler arasında yer almayı arayacağım. Saltuklar benim ilk dönem beyliğim. Gene Mengücekler aynı şekilde. Burada A şıkkı bu olacak. Artuklular gene benim ilk beyliğim. Çaka Beyliği ilk. Ama Karamanoğulları nerede kuruldu? Osmanlı döneminde. Osmanlı hangi dönem beyliği? İkinci dönem Türk beyliğidir. O yüzden cevabımız Adana olacak. Yani Türk beyliği diyorsa özellikle ilk kurulansa D sımacı yapıştırıp hemen soruyu çözebiliriz. Erzincan ve Sivas Divri dolaylarında kurulmuştur. Hangi devlet kurulmuştu burada hemen hatırlayalım. Divri başkent olarak Danışment, Erzincan'da Mengücekler kurulmuştu. Gürcü ve Rumlarla mücadele etmişti. Danışmentlerin daha çok Anadolu Selçuklu ile mücadele ettiğini ve Haçlılarla mücadele ettiğini. Gürcüler ve Rumlarla mücadele eden Mengüceklerde. Divri Ulu Cami gene hem danışmentlerde var hem de Mengüceklerde var. Ama buradaki ayrı Darüşşifa kurulması o Mengüceklerde. Yukarıda özellikleri verilen Anadolu Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Saltukoğulları neredeydi? Erzurum'daydı. Artukoğulları Malatya, Diyarbakır çevresinde. Çaka Beyliği ise İzmir'de kurulan tek deniz beyliğiydi. Zaten cevabımız Danışmentler Sivas ve Mengücekler arasında kaldık. Çünkü neden? Burada Sivas'ı gördüğümüz için direkt aklımıza Sivas kurdu geldi. Bu yüzden de danışmentler diye kodladık. Ama ve lakin danışmentleri değil Mengücekler alacağız. Çünkü ayrıntı var. Hem Erzincan hem Sivas'ta kurulan. Aynı zamanda Gürcü ve Rumlarla mücadele eden istiyor. O yüzden cevabımız Mengücek olacak. Evet burada Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e verdiği bir nasihat. Ey oğul sen artık beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Gücengeçlik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana. Geçimsizlik, anlaşmazlık bize, adalet sana. Kötü söz, haksız yorum bize, bağışlanmak sana. Ey oğul sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kula bağlı. Allah yardımcın olsun. Bu nasihata göre Şeyh Edebali, Osman Bey'den devleti yönetirken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmasını istemişti. Ne diyor? Öfkeli olma diyor, uysal davran diyor. Gücengeçlik kırılgan olma diyor, gönül al diyor. Suçlayacak seni halk diyor, sen buna katlanacaksın, kendini aklayacaksın diyor. Geçimsizlik, anlaşmazlık bize, sana isyan edebiliriz, seni tahttan indirebiliriz ama adalet işleyeceksin halka diyor. Kötü söz, haksız yorum bize, bağışlamak gene devlet büyüsün sana. Ey oğul sabretmesini bil, bil ki vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Neymiş burada temel konu? İnsan.
İnsan nedir? Sosyal bir varlıktır. O zaman buradaki öğüt sosyal devlet anlayışını ele alacak. O yüzden şıklara baktığımızda ne diyor? Halk yönetiminde baskıcı olmasını mı istemiş? Hayır, halkı daha çok dinlemesini, anlamasını, adaletli davranmasını istemiş. Hızlı bir şekilde toprakları genişletmesini, fetih hareketini mi yapmasını istemiş? Hayır, adaletli olmasını ve ona göre davranması gerektiğini. Balkanlara doğru ilerlemesini mi söylemiş? Hayır. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamasını mı söylemiş? Hayır. Sosyal devlet anlayışına göre hareket etmesini istemiştir. Çünkü ne diyor? Halkını tanı, düşün, öyle konuş diyor. Öyle kanunlar yap diyor. Senin en büyük hazinen halkındır diyor. Ki öyle. Evet. 1402 yılında Yıldırım Beyazıt ile Timur arasında yapılan Ankara Savaşı'nın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Biz biliyoruz ki Yıldırım Beyazıt Timur arasında, Timur Çin'e gidecekti. Ama ve lakin Yıldırım Timur'un tepkisini çekince Çin'e gitmekten vazgeçti. Anadolu topraklarına geldi ve Osmanlı'nın yıkılma sürecine getirdi. Ama buraya gelmeden önce de belirli başlı olaylar oldu. Ne oldu onlar? Temel sebebine bakalım. Kara Yusuf ve Ahmet Celahir Yıldırım Beyazıt'a sığındı. Timur dedi ki o adamları bana vereceksin. Bana gönder onları dedi. Yıldırım da dedi ki bana aman dileyeni, bana sığınanı ben göndermem dedi. Bu bir sebep ama temel sebep değil. Gene topraklarını aldı Anadolu beylikleri Timur'a sığınması. Gene Beyazıt'ı yalnız bırakmıştır. Ama bu sonuç olur. Timur'un Anadolu'ya girerek Sivas'ı yağmalaması savaş sonrası olduğu için bu da sonuç. Timur'un Yıldırım Beyazıt'ın şehzadelerinden birini rehin alması, hatta Yıldırım'ı da rehin alması gene sonuç. Ama ve lakin iki devletin cihan hakimiyet, iki Türk devleti olması aralarındaki temel sebeptir. Diğer bir sorumuz. Osmanlı Beyliği 14. yüzyılın başlarında Anadolu'da kurulan beylikler arasında en küçük olanlardan biridir. Fakat diğer beyliklerden farklı olarak kısa sürede bölgenin güçlü devletlerinden biri olmayı başarmıştır. Osmanlı Beyliği'ni kısa sürede bu şekilde güçlü bir devlet haline getiren sebepler arasında aşağıdaki hangisi yoktur? Adaletli ve hoşgörü politika izlemesi öyle mi? Öyle. Bizans sınırlarında kurulmuştur ve Bizans'ı ithal eden sürekli olarak Bizans'a akınlar yapan bir devlettir. Anadolu'da bulunan beyliklerle ilk dönemlerde dostluk ilişkileri kurmuştur. Anadolu'yla ilgilenmemiş, daha çok Batı ve Bizans'la ilgilenmiştir. Evet, güçlü devlet adamları tarafından yönetilmiştir. Bu da gene çabucak devlet haline almasını sağlamıştır. Anadolu'da siyasi birliğin olması diye bir şey yok. Adam zaten beylik olarak, aşiret olarak kurulmuştur. Cevabımız Denizli olacak. Evet, gelelim yakın hemen işlediğimiz konulardan bir soru geldi. Osmanlı-Memlük geriliminin nedenleri arasında aşağıdaki maddelerin sorunlarından hangisi yer almaz? Memlüklerle ilgili problemlerimiz nelerdi? Memlük devleti de İslam devletiydi. Osmanlı da İslam devletiydi. Memlük'ün elinde artı halife vardı. Bu yüzden de halifenin gücünü korudu. Yani İslam dünyasının liderliğini oynuyordu iki devlette. Ve Fatih Sultan Mehmet yolunda Hicaz su yollarını Osmanlı tamir etmek istedi. Memlük devleti de dedi ki sen kim köpeksin burayı tamir ediyorsun? Bu topraklar benim dedi. Gene Anadolu'da İran tarafından Şii kökenli, Alevi kökenli isyanlar vardı. Memlük devletleri bunu gene kışkırttı. Ama bunu almayalım çünkü neden? Bu İran'ı ilgilendiren başlık olarak geçiyor. Bize Memlük'ü soruyor. Dulkadiroğulları Beyliği'nin ortadan kaldırılması gene benim Osmanlı ile Memlük arasında problem çıkartan bir sebeptir. Sorunlarından hangileri yer almaz? Ben ne dedim? Bir olanları direkt eliyorum. Ondan sonra Dulkadiroğlu 3'ü de aldık. Cevabımız direkt Bursa olarak çıkmaktadır. Yani yalnız 2. Çünkü Şii politikası İran'da Şah Tahmas tarafından Safavi Devleti zamanında çıkmıştır. Artuklular döneminde yaşamıştır. 12. yüzyılın en önemli bilim insanlarındandır. Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama bilimi olan sibernetiğin ilk kurucusu olarak kabul edilmiştir.
su saatleri, mekanik olarak çalışan müzik aletleri, tulumbalar ve şifreli kilitler yapmıştır. Yazmış olduğu Kitab-ül Hiyel 1974 yılında İngilizce tercüme edilmişti. Yukarıda özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Biz biliyoruz ki İbn Sina tıp alanında çalışmalar yapmıştı. Farabi felsefe, Mimar Sinan zaten adıyla müsemma, mimar kendisi eser verecek. İbn Rüşd gene İslam filozoflarından, tarihçidir aynı zamanda. Ama El Cezeri sibernetiğin kurucusudur. Sanırsam son 3 yılda Milli Eğitim El Cezeri'ye büyük önem veriyor ve sürekli olarak ya soruda ya kitaplarda ya da yaptığı Milli Eğitim sınavlarında mutlaka soruya cevabımız El Cezeri olacak. Evet, Osmanlı Devleti devşirme sistemiyle askeri ihtiyacını karşılamış ve düzenli ordular kurmuştur. Ancak devşirme olarak alınanlardan belli özellikler aranmıştı. Biz ne yapıyorduk? Balkanlara gidiyorduk. Tak 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 her 40 kapıdan birine gidiyorduk. Çocuğunuz var mı? Kaç çocuğunuz var? Tek çocuğum var. O zaman senin çocuğunu askeriye alamam deyip gerisin geri dönün. Vuruyorduk tak tak tak. Kaç çocuğunuz var? 3 çocuğum var. Siyasi bir suçunuz var mı? Var. Yüz kızartıcı bir suç mu? Evet, o zaman senin çocuğunu almıyorum. Tak tak tak. Ne millettensiniz? Yahudiyim. Yahudiysen çocuğunu almıyorum. Tak tak tak. Ne çocuğunuzun durumu ne? Sakalı var mı? Köse mi? Saçı çıkar mı? Yok, benim çocuğum köse. O zaman senin çocuğunu da almıyorum. Dul musunuz? Eşiniz yok mu? Ve tek erkek çocuğunuz var. O zaman senin çocuğunu da ben askere almıyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi devşirme olarak alınanlardan aranan özelliklerden biri değildir? Evli olanlar ve Müslümanlar devşirilemez. Evli olacak, Müslüman olacak ve Yahudi ise devşirme olarak almıyor. Yahudiler devşirilemez. Neden? Çünkü küçük yaşta bile Yahudilik dinine dair çok iyi eğitim aldıkları için bu dinden dönmeleri zor oluyor. Devşirmeler akıllı, iyi huylu, fiziksel açıdan güçlü, yakışıklı ve sağlıklı olmalıdır. Ailelerin tek oğlu ve dul kadınların oğlu alınmazdı. Devşirme sisteminde yaş sınırı yoktur. Öyle bir şey yok. Belirli bir yaşa gelecek. 9-12 yaş arasındaki çocukları alacağım. Türk ailelerin yanına vereceğim. Orada Türklük özellikleri ve Türkçe öğreteceğim. Sonra da acemi ocağını alıp devşirme yoluyla asker yapacağım. Cevabımız Edirne. Osmanlı Devleti kısa sürede gelişip sınırları batı yönünde sınırlarını batı yönünde genişletmiştir. Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak askeri ihtiyaç artmıştır. Osmanlı Devleti bu ihtiyacı karşılamak için sistemlerinden hangilerini uygulamıştır? Biz biliyoruz ki ilk dönemde elde edilen esirlerin 5'te 1 oranında alıp askeri ihtiyacımı karşılıyordum. Buna pençik sistemi diyordum. Gene devşirme yoluyla Balkan'daki erkek çocuklarını alıp gene askeri ihtiyacımı karşılıyordum. Gene tımar yoluyla hem üretimi sağlıyordum hem de kendime asker yetiştiriyordum. Cevabım Edirne. Yılında Maraş, Kahtağı ve Adıyaman yöresine çıkan ve Türkiye Selçuk Devleti'nin güç kaybetmesine neden olan isyan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz biliyoruz ki Şahkule isyanı Yavuz Sultan Selim döneminde yapıldı. Yani Osmanlı'da yani 15-16. yüzyıllar. Patronu Halil ayaklanması gene Osmanlı döneminin isyanıdır. 17-18. yüzyıl arası. Kabakçı Mustafa ayaklanması gene 17-18. yüzyıl arasında yaşıyor ama burada 1240 diyor, yani 12-13. yüzyıl arasında yaşanılan bir ayaklanmadan bahsediyor. Şeyh Bedrettin gene 1. Mehmet döneminin isyanıdır. 13-14. yüzyıllar. Baba İshak isyanıysa 1240 yılında Adıyaman çevresinde ve Maraş civarlarında olan ilk dini içerikli ayaklanmamdır. Cevabım Adana. Osmanlı devlet anlayışına göre reaya yani halk, diğer bir ismi teba. Reaya padişahlara Allah'ın bir emanetidir. Yani halka önem verildiğinden bahsediyor. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtlar niteliktedir?
Reyhan'ın vergi vermesi, iyi davranması gerektiğini veya halkın vergi vermesi bunu onaylamıyor. Reyhan'ın üretim yapması ekonomik katkıdır ve padişah tarafından emanet olduğunu gene göstermez. Reyhan'ın kanunlara uymak zorunda olması devlet yapılanmasından bahseder. Devletin kanunları, nizamı olmazsa yapılanma olmaz. Reyhan'ın devlet yönetimine katılmamaları o zaman da gene siyasi otorite boşluğu var demektir. Ama Reyhan'dan bir kişinin idam edilmesinin daha zor olması, Türk halkının idamına karar veren padişahın bile kendi halkına Allah'ın bir emaneti gözüyle bakmasından dolayı zordur. Bu yüzden de cevabımız Bursa. Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'ya sahip olan Türkler siyasi, askeri ve demografik yani coğrafi açıdan birçok değişimin yaşanmasına neden olmuştur. Bu durumun aşağıdaki sonuçlardan hangisinin oluşmasına neden olduğu söylenemez. Anadolu Türk adıyla Malazgirt Savaşı'ndan sonra anılmaya başlıyor. Toplumsal kaynaşma hızlanıyor, kültürel alışveriş başlıyor. Orta Asya'dan birçok Türk boyunun bölgeye gelmesi sağlanıyor. Siyasi yapı bozulmaya başlamıyor. Daha çok yapılanma ortaya çıkıyor. Yeni bir kültür oluşmasına zemin sağlanıyor. Cevabımız Ceyhan. İlk Türk devletlerini yiğitlik, cesaret ve kahramanlıkları ile tanınmış olan Alpler vatanlarına gönülden bağlı olup gerektiği zaman vatanları için canlarını verirlerdi. Alplik ayrıca hükümdarda da bulunması gereken bir özellikti. İlk Türklerde Alpler Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte Alp Gaziler diye anılmışlardı. Gaziler Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da etkili olmuştur. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İlk Türk devletlerine Alplik önemli bir yere sahip midir? Evet, ne diyor? Önemli diyor. Türkler de vatan uğruna can verecek kadar kutsal mıymış? Evet. Vatan önemli bizde. Alplik devletin düzenli ordu birliklerini oluşturur. Düzenli ordu birlikleri değil ama o dönemin hani kuruluş döneminde Alplik vardı. Yani düzenli ordu dedi diyemeyiz ama bir Alplik mertebesi var. Türklerde İslamiyet'le birlikte bazı unvanlar değişmiştir. Öyle bir şey var mı? Var. Ne diyor? İslamiyet'ten sonra Alp Gazi unvanı. Türklerde İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte Alplere Alp Gaziler denmiştir. Türklerde hükümdarın yiğit cesaretli olması bekleniyor mu? Bekleniyor. Ne dedik burada? Burada düzenli ordu olması beklenmez dedik. Cevabımız Ceyhan olarak çıktı. Bunu geçelim hocam. Aynı soruyu iki kere koymuşum galiba. Aynen öyle. Bunu da geçelim. Bu da aynı. Evet. 1. Mehmet Fetret Devri'nden sonra Anadolu'da siyasi birliği tekrar sağlamaya çalışırken aynı zamanda devlet içerisinde birçok farklı zorlukla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde devlet içinde karşılaştığı zorluklardan birisidir? Doğu'da Timur tehlikesinin gelmesi 1. Mehmet değil, babası Bayezid döneminde yaşanır. Bunu çizdim. Karamanoğlu ile mücadele edilmesi ne zaman Karamanoğlu ile mücadele edilecek 1. Mehmet döneminde? Sonlara doğru. Bunu alırım. Kalsın. Vendiklerle deniz savaşları yapıldı ve savaşlar kazanıldı. Bu benim gene devlet mücadelesi vermek olduğum iç sorunum değil, dış sorunum. Eflak ve Bosna'nın tekrar Osmanlı hakimiyetini kabul etmesi gene benim dış sorunum olur. Şeyh Bedrettin isyanının yaşanması ise iç sorunumdur. Cevap Bursa olacak. Savaş, padişah eşleştirmeleri var. Aşağıdaki seçeneklerde verilen eşleştirmelerden hangisi Edirne'nin fethiyle ilgilidir? Edirne'yi ne zaman fethedeceğim ben? Sazlıdere Savaşı ile yani 1. Murat döneminde. Koyunhisar Savaşı Osman Bey döneminde yapılmıştır ama nerede? Bizans'la yapılan ilk savaştı. Bu benim Edirne ile alakalı olmayan savaşım. Gene Maltepe Savaşı Orhan Bey döneminde yapılmıştır. Doğru bir eşleştirmedir ama Edirne ile bilgisi yoktur. İznik, Bursa dolaylı arasında vardır. Niğbolu Savaşı 1. Bayezid döneminde yapılmış doğru bir eşleştirme ama Niğbolu Savaşı İstanbul üzerine yapılmıştır. Varna Savaşı 2. Murat doğru bir eşleştirme
ama Balkanlar üzerinde yapılan bir savaştır. O yüzden cevabım Sazlıdere, 1. Murat yani Ceyhan. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili birçok tez ortaya atılmıştır. Evet, biz az önce de konuşurken dedik ya 1299'da kurulduğundan bahsettik ya da 1302. Bu tezler arasında birbiriyle benzer fikirler olmakla beraber birbirinden oldukça farklı bakış açılarını temsil eden görüşler de ortaya atılmıştır. Bu doğrultuda tarihçi Colin Imberg'in görüşleri Osmanlıların kökenleri hakkında eski ya da çağdaş kuramların hiçbiri kesinlikle kanıtlanamaz. Osman Gazi hakkındaki geleneksel hikayelerin neredeyse tümü hayal ürünüdür. Çağdaş bir tarihçinin yapabileceği en iyi şey Osmanlı tarihinin başlangıcının bir kara delikten ibaret olduğunu kabul etmektir. Kabul etmek olacaktır şeklindedir. Ancak 15. yüzyılda Aşık Paşazade Osmanlı tarihi eserini nasıl yazdığını şu cümlelerle ifade etmektir. Kendimden önce yazılmış eserleri inceledim. Bu inceleme sonucu önceki dönemleri kaleme aldım. Yani kaynak belirtmiş. Buna göre tarihçi Colin Berkin ve Aşık Paşazade'nin görüşleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Tarihi meselelerde birbirine zıt görüşler ortaya çıkmış mı? Birbirinden oldukça farklı. Evet, aldım. Colin Berk Osmanlı kuruluş kaynaklarını yetersiz görmüş mü? Görmüş. Ne diyor? Tamamen bir kara delikten ibaret olduğunu sunuyor. Colin Berk Osman Bey hakkında görüşleri reddetmiştir. Hayır, reddetmiyor. Sadece Osman Bey'in varlığını kabul ediyor ama onun hakkında rivayet olunan görüşlerin tamamen safsata olduğundan bahsediyor. Aşık Paşazade eserlerini kaynaklarına dayandırmıştır. Evet, yazdığım eserler bir önceki eserler kaynak verilerek yazılmıştır. Osmanlı kuruluşu efsanelere dayanarak yazılmıştır. Öyle mi diyor? Hayır, öyle demiyor. O yüzden cevabımız Edirne. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda fethettiği topraklarda uyguladığı iskan politikası ile Anadolu'da fethettiği topraklarda da uyguladığı iskan politikası farklılık gösterir. Uygulamadaki bu farklılığın nedeni Anadolu'nun hangi özelliğinden kaynaklanmalıdır? Jeopolitik kanımı zaten Anadolu biz Türkler akın etmeden veya biz Türkler daha önce geldiğimizde de verimli arazilerin olduğu, üç tarafının denizlerle çevrili olduğu ve birçok devlet tarafından jeopolitik konumu yüzünden işgale uğradığını biliyoruz. Ekonomik yapısı tarım hayvancılıkta hiçbir zaman değişmedi. Biz Türkler geldikten sonra da aynı şekilde devam etti. Siyasi yapısı gene birçok devlet kurulmuştu. Krallıklar ortaya çıkmıştı. Gene aynı şekilde devam etti. Askeri yapısı gene aynı şekilde devam ediyor ama demografik yapısı değişmiştir. Yani coğrafi, kültürel yapısı değişmiştir. Bu soru da az önceki soruya benziyor. O yüzden geçelim. Evet. Bu da aynı soru hocam. Tamam. İstanbul'un fethiyle orta çağ sona ermiş, yeni çağ başlamıştır diyen bir tarihçi bu görüşünü desteklemek için nokta nokta maddelerinden hangilerini örnek olarak gösterebilir? Bir çağ açıp bir çağ kapatmak neydi? Evrensel olayla meydana geliyordu. Yani tutup da İstanbul'un fethi sadece çağ açıp çağ kapatmaya neden değil. İstanbul fethedilecek, Roma İmparatorluğu da yıkılacak. Yani hem Türkiye'yi dünyasını etkileyecek hem de Avrupa dünyasını. İki dünya tüm dünyayı etkilediği için bu yüzden de çağ açıp çağ kapatan evrensel bir olay gerçekleşecek. Yani Bizans İmparatorluğu'nun sona ermesi gene evrensel. Büyük topların surları yıkabileceğinin anlaşılması İstanbul'un fethi sırasında meydana gelecek. İle Avrupa'daki feodal rejiminin yıkılmasına ortam hazırlaması gene dünya siyasetini etkileyeceği için ikisini alırım. Osmanlı Devleti'nin Türk-İslam dünyasına itibarı artması bu Türk dünyasını etkileyen bir sebep. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olması gene Türk dünyasını ele alan bir sebep. Benim örnek gösterebileceğim iki madde var. O da 1-2 yani Adana Şık. Söğüt ve Domaniç merkezli kurulan Osmanlı Devleti, Osman Bey dönemi aşiretten beyliğe geçiş. Orhan Bey ve 1. Murat döneminde ise siyasi, idari, askeri alanlardaki teşkilatlanma faaliyetleriyle beylikten devlete geçişi sağlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın aşiretten devlete geçişinde etkili olan olaylardan biri değildir?
Ülke padişah ve oğulların ortak malı anlayışı merkezi otoriteyi güçlendirir mi? Güçlendirir. Tımar sistemi sayesinde ekonomik ve askeri gücün artması benim askeri açıdan gelişme gösterdiğimi gösterir. Düzenli askeri birliklerin ulaşmasıyla, düzenli askeri birliklerin oluşturulmasıyla sınırların genişletilmesi benim gene teşkilatlı bir devletimin olduğunu gösterir. Divan örgütünün kurulmasıyla idari yapının düzenlenmesi benim artık siyasi ve idari açıdan bir devlet teşkilatlanmasını ele aldığımı gösterir. Kardeş kartlarının yasal hale getirilmesi gene siyasi açıdan beni devlet teşkilatlanması sağladığımı gösterir. Ama ülke padişah ve oğulların ortak malıdır anlayışı benim taht kavgalarıma sebep olacağı için benim devlet yapılanma planıma geçsem de benim çöküşümü hızlandıracak bir olaydır. Bu yüzden E şıkkı derim. Soruyu da yaptık hocam. Evet. Yukarıdakilerden hangileri Kanuni Sultan Süleyman döneminin özellikleridir? Şimdi bakalım. İlk Osmanlı Kanunnamesini kim hazırladı? Fatih Kanunnamesi vardı. O zaman Kanuni yapmamış. Belgrad Fatih döneminde de kuşatılacak ama velakin alamayacak. Kim alacak? Kanuni Sultan Süleyman. Bunu alırım. Amasya Anlaşması İran'la Osmanlı arasında yapılan ilk anlaşmadır. Gene Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılır. Limma Adası'nın alınması Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan bir şeydir. Adı alınmasıdır. Ama velaki şıklarda Limmi'yi almadığı için biz sadece 2 ve 3'ü alacağız. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Bunu da yaptık hocam. Bunu da geçelim. Osmanlı Devleti'nde merkez teşkilatı içerisinde bulunan, bizzat padişaha bağlı olan ve ulufe denilen düzenli maaşları olan askerlere kapıkulu askerleri adı verilmiştir. Kapıkulu askerleri çeşitli ocaklardan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ocaklardan biri değildir? Biz kapıkulu ocaklarını anlatırken şu başlıklar altında anlatmıştık. Acemi ocağı, Yeniçeri ocağı, Topçu ocağı, Humbaracı ocağı, Topçu ocağı, Humbaracı ocağı, ondan sonra Cebeciler diye başlıklar altında işledik. Hepsi burada var. Ama ve lakin azaplar neredeydi? Merkez teşkilatında değil, diğer teşkilatlanma yapısındaydı ve gönüllü Türk askerlerinden oluşan gruptu. Cevabımız Edirne. Osmanlı Devleti'nde tarımsal üretimin devamlılığını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Tarımsal üretimi sağlayacakmış. Biz biliyoruz ki tarımsal üretimi sağlayan sistemin adı neydi? Tımar sistemiydi. Osmanlı Devleti'nde devlet memurlarına hizmetleri karşılığında tımar toprakları verilirdi. Ve bu topraklar sayesinde biz tarımsal üretimi arttırmıştık. Cevabımız direkt Bursa olarak karşımıza çıkıyor. İkinci Beyazıt'ın tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmiş olan Yavuz Sultan Selim'e muhalefet olan Şehzade Murat adamlarıyla birlikte Safevilere sığındı. Şah İsmail ona Fars eyaletinde tımar verdiyse de genç şehzade İsfahan yakınlarında vefat etti. Öte yandan Safevi komutanı ve Diyarbakır hakimi Muhammed Han Ustaçlu Memlük ve Dulkadir kuvvetlerine karşı kazanılan küçük başarılarla yetinmeyerek Yavuz Sultan Selim'e hakaret ifadelerle dolu bir mektup gönderdi. Yaşanan bu süreç Osmanlı-Safavi ilişkilerin seyrini belirledi. Buna göre yargılarından hangisi söylenebilir? Osmanlı'daki taht mücadelenin dış etkilerden etkilenmiş mi? Evet, etkilenmiş. Hatta diğer devletler diğer bir şehzade oyuncağı olarak kullanmış. Safavilerin çevre devletlere karşı barışçıl siyaset izlemediği, evet barışçıl siyasetten bahsetmiyor. Osmanlı Devleti'nin yayılmacı politika güttüğünden bahsediyor mu? Hayır. O yüzden yalnız cevabımız Adana. Metne göre buna ulaşırız. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için topraklarına kattığı ilk Anadolu Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
Germiyan oğullarını hatırlarsınız gençten. Çok kız çocuğu olmuştu ve soyu tükenmişti. O yüzden Osmanlı'ya bağlanmıştı. Ama ve lakin kendi isteğiyle bağlanmadı. Bunu çizdik. Hamit oğulları gene aynı şekilde bize para karşılığı topraklarını satmıştı. Bu yüzden kendi isteğiyle bağlanmadığını, para karşılığını aldığını biliyoruz. Candar oğullarını gene Kastamonu kısmında biliyoruz ve bize bağlanmadığını, biz onları savaşıp kendi topraklarımıza kattığımızı biliyoruz. Karaman oğulları gene başımızın belası olan beylikti. Uzun yıllar bizi uğraştırdı. En son Bayezid tarafından işgal edilerek topraklarımıza katıldı. Karas oğulları ise kendi isteğiyle Osmanlı'ya bağlanan ilk Türk beyliğidir. Birinci Süleyman döneminde yapılan hukuk reformlarıyla Osmanlı Devleti'ne yeni bir vizyon kazandırıldı. Örfi ve şer'i hukukun ilkeleri birleştirerek sentez bir hukuk anlayışı ile devletin tüm organlarında etkili olundu. Bu sayede de topluma düzen verilmeye çalışıldı. Bu süreçte en önemli katkı Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den geldi. Bu durum daha sonraları 1. Süleyman'ın kanun diye anılmasında etkili oldu. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak maddelerindeki gibi yargılardan hangileri savunulabilir? İslam dini ve toplumun gelenekleri hukuk anlayışının temelini oluşturmuştur. Öyle mi? Şer'i ve örfi. Şer'i din temelli hukuk, örfi ise gelenek, görenek. Den oluşan, toplumun yaşayış biçiminden oluşan hukuk anlayışımızdır. Buna ulaşırım. Hukuk birliği sanılarak anayasal bir düzen kurulmuştur, öyle mi? Evet. Yapılan çalışmalar ve yenilikler kişilerle özdeştirilmiştir. Evet, kimle özdeşiyor? Kanuni Sultan Süleyman ve dönemin Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi ile cevabımız Edirne olacak. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle Bizans İmparatorluğu'na son verdiği halde İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerine izin vermiştir. Fatih Sultan Mehmed'in bu yolla düşüncelerinden hangilerini amaçladığı söylenebilir. Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi'nin birleşmesini engellemek istiyordu. Çünkü neden? İki Hristiyan devletinin mezhep olarak çatışması demek benim çıkarıma gelir. Gayrimüslimlere hoşgörü davranmıştır. Sonuçta İstanbul kimin elindeydi? Ortodoksların elindeydi ve Ortodokslar himaye edilmiştir. İstanbul'u dini merkez haline getirmiştir. Hem Müslümanların hem Hristiyanların. O yüzden cevap 1-2-3 Edirne olacak. Evet, bugünkü slide videomuz burada sona ermiştir. Görüşmek üzere.